Limtır işten iş cinayetlerine protesto. Limtır İş Sendikası, Tuzla'da bulunan Desan Tersanesi'nde iş cinayetinde katledilen tersane işçisi Serkan Çiçek için açıklama yaptı. Tersane önünde, tersanelerde bir ayda 3 işçi katledildi. Desan'da Serkan Çiçek, Beşiktaş'ta Mehmet Keskin ve Doğan Kurt. Unutmayacak, affetmeyeceğiz pankartı açılan eylemde sık sık, kaza kader değil bu bir cinayet, çalışırken ölmek istemiyoruz, İşçiler birleşin ölümleri durdurun, sloganları atıldı. Limtır İş Genel Başkanı Kamber Saygılı tersane işçilerine seslendi. Son bir ayda 3 tersane işçisinin iş cinayetinde katledildiğine dikkat çeken Saygılı, işçi arkadaşlarımız yaşamını yitirdiği andan itibaren tersane patronları ve taşeronlar tarafından aile ablukaya alınıyor. Kan parasıyla susturuluyor. Oysa kan parasına verilecek para, işçi sağlığı ve iş güvenliğine harcansa 25 yaşında, 30 yaşına, 22 yaşında yaşamını yitiren arkadaşlarımız aramızda olacaklardı, dedi. Patronların işçilerin emeğini sömürerek servetlerini elde ettiğini söyleyen Saygılı, buna karşı yapılacak tek şeyin örgütlü ve birlikte mücadele olduğunu kaydetti. Saygılı, bu tersanelerde 20 yılı aşkındır mücadele eden Limtır İş olarak asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tersane patronlarının ve taşeronların yakasına yapışmaya devam edeceğiz, dedi. Tersanelerde son bir ay içerisinde 3 arkadaşımız İşçi cinayetine kurban gitti. Bu ayın başında Beşiktaş tersanesinde 2 işçi arkadaşımız, dün ise burada Serkan Çiçek isimli arkadaşımız iş cinayetine kurban gitti. İşçi arkadaşlarımız yaşamını yitirdiği andan itibaren tersane patronları ve taşeronlar tarafından aile ablukaya alınıyor. Kamp parasıyla susturuluyor. Oysa kamp parasına verilecek para işçi sağlığı, iş güvenliğine harcansa 25 yaşında, 30 yaşında, 22 yaşında yaşamını yitiren arkadaşlarımız aramızda olacaklardı. Yıllardır bu tersanelerde söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Hiçbir işçi cinayeti kadar değil değerli arkadaşlar. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknolojinin son derece gelişmiş olduğu bir yüzyılda yaşıyoruz. Teknoloji sadece tersane patronların ya da patronların karı uğruna hizmete sokulmayıp aynı zamanda işçi arkadaşlarımızın güvenli olarak, güvencesi olarak devreye sokulsa bunları yaşamayacağız. Kaza kader değil, bu bir cinayet. Kaza kader değil, bu bir cinayet. Tersane patronları suçlu, siyasal iktidar suçlu, yargı da suçlu. Çünkü tersane patronları gerekli tedbiri almıyor. Bilir insanları gerekli tedbirler alındığı koşullarda iş kazalarının olmayacağını iddia ediyor. Doğru söylüyorlar. Tersane patronları işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirlerini maliyete arttıran gereksiz masraf olarak gördüğü müddetçe işçi arkadaşlarımız örgütlenip buna karşı tavır almadığı müddetçe bizler kuşlar gibi ölmeye devam edeceğiz. İktidar suçlu. Bundan önceki iktidarlar da suçluydu. Bugünkü siyasal iktidar da suçlu. Çünkü patronların belini sıvazlıyorlar. Şatafatlı gemi indirmelerine katılıyorlar. Ama bu tersanelerin denetlenmesi noktasında herhangi bir adım atmıyorlar. Çalışırken ölmek,
İşçiler birleşin, ölüm verin durdurun. İşçiler birleşin, ölüm verin durdurun. Emeğimizi çalıyorlar. Emeğimizin üzerinden zevki sefa sürüyorlar. Sadece emeğimizi çalmıyorlar. Aynı zamanda yaşantımıza, yaşamımıza kastediyorlar. Buna karşı yapılacak bir şey yok değil. Yapılacak şey şu. Kaderimizi dershane patronlarla ve taşeronların iki dudağı arasından çıkacak sözlere teslim etmemeliyiz. Birlik olmak zorundayız. Örgütlü olmak zorundayız. Haklarımız için mücadele etmek zorundayız. Biz bu tersanelerde 20 yılı aşkındır mücadele eden sendika olarak asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tersane patronlarının ve taşeronların yakasına yapışmaya devam edeceğiz.